Bismillahirrahmanirrahim. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Felak ve Nas surelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki, yarattığı şeylerin şerrinden karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan kişilerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi Allah'a sığınırım. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbi Allah'a, insanların melikine yani mutlak sahip ve hakimine, insanların ilahı Allah'a sığınırım. Kardeşlerim, bir insan için dünyadaki en büyük tehlike varoluş gayesini unutmaktır, istikametten ayrılmaktır. Bir insan için en büyük kayıp kendini kaybetmektir. Heva ve heveslerinin esiri olmaktır. Bir insan için en büyük mahrumiyet Allah'ın engin rahmetine sığınmaktan kendini mahrum bırakmaktır. Yüce Rabbimiz bizleri bu tehlikelerden koruyacak, zarar ve hüsrana uğramaktan kurtaracak, hayat yüklü kerim bir kitap indirmiştir. Kendisine en güzel şekilde kul olmamızın yollarını göstermiştir. Özellikle yüce kitabımızda bizlere hediye ettiği Felak ve Nas isimli iki muhteşem surede Allah'a sığınarak yaşamayı öğretmiştir. Bu yüzdendir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiazenin yani Allah'a sığınmanın en güzel ifadesi olarak nitelediği bu iki sureyi çokça okumamızı tavsiye etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri tevhid inancımızın, Allah'a teslimiyetimizin özlü bir ifadesidir. Onun rızası ve himayesini talep ederek yaşama kararlılığımızın göstergesidir. Felak ve Nas'ı okuyarak her türlü şer ve kötülükten, karanlıklar içerisinde yolumuzu kaybetmekten Rabbimize sığınırız. Haset ve öfkenin, kin ve nefretin, batıl ve hurafenin, vesvesenin esiri olmaktan ona iltica ederiz. Art niyetli kişilerin, kem gözlülerin, kalbi kararmış, vicdanı taşlaşmışların şerri karşısında ondan yardım isteriz. Fitne ve fesat tohumları ekenlere, duygu ve düşünceleri ifsat ve istismar edenlere karşı onun
nusret ve inayetini talep ederiz. Biliriz ki kendimizi güvende hissedeceğimiz yegane sığınağımız Rabbimizdir. Kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri bizlere her daim mümince bir duruşu, şuurlu bir hayatı öğütlemektedir. Zira bizlere düşen sadece darlıkta, zorlukta, çaresizlikte, hüzünlü ve kederli anlarımızda değil, varlıkta ve bollukta, neşe ve sevinçte, en güçlü anımızda da Allah'a sığınmaktır. Onun kudretini tefekkür etmek, zihnin istiazesidir. Onun merhametini, af ve mağfiretini gönülden talep etmek, kalbin istiazesidir. Onun yüceliğini içimizden geldiği şekliyle kelimelere dökmek ise dilin istiazesidir. Şu kadar ki zihnin, kalbin ve dilin bu istiazesine, yani Allah'a sığınmasına bütün bir beden iştirak etmelidir. Zira bizi Rabbimiz nezdinde asıl değerli kılan salih amellerimizdir. Kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri inancımızı, duygularımızı, çaresizliğimizi istismar etmek isteyenler karşısında bizlere ferasetli ve basiretli olmayı öğretmektedir. Hiçbir faniye değil, sadece Allah'a bağlı kul olmayı öğretmektedir. Zira herkes bizi terk etse de bizi yalnız bırakmayan Allah vardır. Hiç kimse bizi görmese de bizi gören Allah vardır. Hiç kimse bizi duymasa da bizi duyan, daima güvenip bağlanabileceğimiz Allah'tır. Rabbimiz kendisine samimiyetle açılan elleri, gönülden yakarışları hiç karşılıksız bırakmaz. Affına, merhametine sığınan kişileri, rahmet kapısını çalanları hiç mahrum ve mağdur bırakmaz. Yeter ki gönüller samimiyetle sadece ona yönelsin. Diller iştenlikle onu yüceltip ona yalvarsın. Eller yürekten ona açılıp sadece ondan istesin. Kıymetli kardeşlerim, hutbemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği istiaze dualarıyla bitirmek istiyorum. Her türlü kem nazardan, şerden ve şer sahiplerinden Allah'ın tam kelimelerine, onun sonsuz iradesi ve hükmüne sığınırız. Allah'ım, kulağımızın şerrinden, gözümüzün şerrinden, dilimizin şerrinden, kalbimizin şerrinden, heva ve heveslerimizin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, kabir azabından sana
sığınırız. Cumanız mübarek olsun. Bye.